Vehhabi selefiler, tekfirciler hiç sormadınız mı? Nasıl yani? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, istigâte yani vefat etmiş bir zata seslenmek, ölü olanı çağırmak, yardım istemek caiz mi, şirk mi, küfür mü? Selefi geçinen Vehhabilerin tekfir için en çok kullandığı şeylerden birisi de budur. Medet ya filan, himmet ya filan, yetiş ya filan diyerek vefat etmiş birisine seslenmenin şirk, küfür olduğunu söyler. Bunu yapana da müşrik derler. Mesela yetiş ya Kadir Geylani Hazretleri diyen bir insana hiç tereddüt etmeden müşrik derler. Sadece selefiler değil, mealciler de aynı söylem içine giriyorlar. İnsaflı bir insan bu videodan sonra en azından böyle birini görünce tekfir etmeyecektir diye düşünüyorum. Analiz ettiğim kadarıyla bu meseleye şirk diye bakanlar ayetleri anlamada büyük bir kargaşa içindeler. Konuyu sapla ayırt edemeden ele alıyorlar. Çok büyük bir saptırmacanın kurbanı olmuşlar. Şimdi sizlerle meseleyi gayet sade bir şekilde ele alacağız. Ayetlerden örneklerle zihinlerimize mıhlayacağız inşallah. Öncelikle birkaç çarpıtılan ayete değinelim arkadaşlar. Bunlardan birisi ancak senden yardım isteriz ayeti. Şöyle bir soru yöneltelim. Sen senin gibi hayatta olan bir insana seslenirken Ondan yardım isterken ne düşünüyorsun? O insanın bir şey yaratmaya gücü olduğuna mı inanıyorsun? Peki, Allah'tan bir şey isterken ne düşünüyorsun? Allah'ın yardımı ve vesileleri yarattığına, yaratacağına inanıyorsun. İşte "ancak senden yardım isteriz" ayetinin özeti budur. Allah'tan yardım isterken onun yaratacağına, yarattığına inanarak bir yaratıcı İlah olarak ancak senden yardım isteriz diyoruz ve herhangi birinden yardım istersek onu da yaratanın Allah olduğuna inanıyoruz. Başka birisinden, bir insandan yardım istemek ancak senden yardım isteriz ayetiyle alakalı bir durum değildir. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını getirmesi için yanındakilerden yardım istemişti. Bir yaratıcı olarak değil, bir vesile olarak ondan yardım isteniyor. Şimdi başka misallerle konuyu daha iyi anlayacağız inşallah. Yine başka bir ayet Hac suresi 12. ayet. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de fayda sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bu ayetler dua edilen şeye yaratacağına inanarak isteyen, dua edenleri kastediyor. Putperestler taptıkları putlardan onların yaratacağına inanarak yardım isterdi. Diğer başka ayetler bu konuyu izah ediyor. Ra'd suresi 16. ayette de ki onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki: Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Dikkat edin. Bir başkasından yardım istemek ne zaman şirk oluyor? Yaratma sıfatının ona verilmesiyle. İşte selefiler bunu anlayamamışlar. Ayeti kerimede açıkça Allah'tan başka tapılan ve yardım istenilen putlara yaratma vasfını yükledikleri ifade ediliyor ve kesin bir şekilde reddediliyor. Bir kişiden onun yaratacağına inanarak bir şey istersen bu şirktir, küfürdür. Müşriklerin yaptığı budur. Bugün bir Müslüman hatta herhangi bir insan bile başkasından yardım isterken onun yaratacağına inanmaz. Anladık mı arkadaşlar? Vehhabi, Selefilerin, mealcilerin bu tarz verdiği ayetler yaratma sıfatının yüklenmesiyle alakalı. Bir putperes o dua ettiği şeyden onun yaratmasını umarak, kendisine yardımı yaratacağına umarak ona dua ediyor, ondan istiyor. Herhangi bir insanın, Müslümanların ise böyle bir niyeti, gayesi, amacı ister diriden istesin, isterse bir ölüye seslensin, böyle bir amacı yok. Ölüye seslense bile onu yaratanın Allah olduğunu bilerek, onu gönderenin Allah olduğuna inanarak çağırıyor. Yani bunu izah edelim ki bu noktada bir itiraz kalmasın. Peki yardıma çağrılan veya gel diye seslenilen kişi ölüyse durum nedir? Diyorlar ki işte bu diriydi, gücü yetiyordu. Yardıma çağırdın, geldi. Ölünün ise gücü yetmez, gelemez. O yüzden ancak bunun yaratacağına inanman lazım ki ondan yardım isteyesin. İşte yaratma sıfatını ona veriyorsun. O zaman müşriksin diyorlar. Anladınız mı? Düşüncelerinin kaynağını söylüyorum size. Hatta diyorlar ki seslenmek duadır, dua ibadettir. Bir de onlara ibadet ediyorsunuz. Katmerli şirk diyorlar. Öyle mi? Yani bir ölü çağrılmaz, ona seslenilmez, ondan bir şey beklenilmez. Öyle mi? Bakalım Kur'an ne diyor? Her çağrı dua mıdır? Ölüye seslenen dua etmiş mi oluyor? ölüyü çağıran ve yardım isteyen müşrik mi oluyor? Hadi bakalım. Bakara suresi 260. ayet. Ve izgale İbrahim Rabbi erini keyfe tuhyil mevte. İbrahim aleyhisselam Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince allah Teala yoksa inanmıyor musun buyurdu. Kale bela ve la kelli kalbi hayır inanıyorum fakat kalbim mutmain olsun demişti. Bir peygamberin kalbi zaten mutmaindir. Allahu Teala'nın hikmeti burada insanlara verilecek bir ders var. Allahu Teala buyurdu ki: "Mealen dört tane kuş al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Dört kuşu alacak, parçalayacak, ayrı ayrı tepelere onların parçalarını bırakacak. Sonrasında da ne buyurdu Rabbimiz? Sümmed'uhunne. Sonra onları çağır hangi kalıpla hani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya üdûni bana dua edin kalıbıyla Allahu Teala emre diyor. Üdûhunne onları çağır ve habi selefiler tekfirciler hiç sormadınız mı? Nasıl yani? Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a bir peygambere ölü olan kuşlara seslenmesini, e, kuşları öldürmüş, parçalamış, kemiklerini ayırmış, ölü olan bu kuşlara seslenmesini ve onları çağırmasını emrediyor. Hem de Hani o dua kalıbıyla. Diyorsunuz ya çağırmak dua etmektir. Aynı kalıpla bir peygamberin ölülere hem de hayvan olan ölülere seslenmesini çağırmasını emrediyor Allah. Dikkat edin Allah bana dua ettirilteyim buyurmuyor. Onları çağır diyor. Onlara seslendiriyor. Ölüye seslendiriyor. Ölü olanı çağırmak, seslenmek duadır, ibadettir iddialarınız çöktü mü? çöktü. İbrahim Aleyhisselam ölü olan hayvanlara seslendi diyor ayet-i kerime. Koşarak ona geldiler. Ölüler işitmez. Ölüler gelemez. Yardım edemez iddialarınız. Çöktü mü? Çöktü. Hem de hayvanlardan misal veriyor Allah Teala. İbrahim Aleyhisselam ölüye seslenirken kendi kendine gelebileceğine mi inanıyor? Bu hareketini yaratacağına mı inanıyor? Hayır. Yaratanın Allah olduğunu biliyor ama bunu dile getirmiyor. Aynı şekilde Yetiş ya Abdülkadir Geylani diyen kişi de onun kendisinin yaratacağına inanmıyor. Biliyor ki onu gönderen Allahu Teala'dır. Peki bu hayvanlara kendilerinin yapamayacakları ancak Allah'ın yapacağı bir şey için sesleniyor İbrahim Aleyhisselam. Hani diyorsunuz ya diri olana seslenilir. Çünkü o işitiyor gücü yetiyor. Ölü olanın gücü yetmez. Ondan sadece Allah'ın gücünün yettiği şeyi istemiş oluyorsunuz diyordunuz ya bak bak ölü hayvanlardan gelmelerini istiyor. Çağırıyor onları. Bu iddianızı da çürütüyor mu ayet? Çürütüyor. Aslında bir ayet koca bir olayı çözüyor. Arkadaşlar ölüye seslenmek şirkse İbrahim Aleyhisselam seslendi. Ölüyü çağırmak şirkse İbrahim Aleyhisselam çağırdı. Hem de Allah emretti. Ölü gelemeyecekse e, kuşlar koşarak geldi. Bu ruhla alakalı kardeşim ruh ölmez. Ruhun hazır olması Allah'ın emriyle icabet edebilmesidir bu. Hemen şöyle bir savunmaya geçiyor. Ama o peygamber. Bak şimdi Allah şirk olan bir ifadeyi peygamberine yapmasını mı emrediyor? Yapmayın. Kardeşler insaf edin azıcık, inat etmeyin. Bakın bu kıssada çok ders var. Madde madde sayalım. Ölüye seslenmek şirk değildir. Ölüyü çağırmak şirk değildir ölü kendisini çağırana icabet edebilir. Ruh buna müsaittir. Allah'ın göndermesiyle gelebilir. Bunlar yaratan Allah'tır. Bunu bize peygamberiyle ispat etmektedir. Kur'an'da da bildirmiştir. Demek ki bir insan Allah'ın yaratıp göndereceğini bildiği halde bir ölüye seslenebilir, çağırabilir. Şirk diyorsanız İbrahim Aleyhisselam'a müşrik diyorsunuz. Bu şirki de Allah emretti diyorsunuz. E bu olmayacağına göre asıl müşrik sizsiniz. Çünkü bir ölüye seslenen ve çağıran peygamberine şirk isnat ediyorsunuz. Bunu emreden Allah'a da şirki emretti demek istiyorsunuz. Şöyle bir itiraz olabilir. Orada kalbi mutmain olsun diye çağırdı, yardım etsin diye değil. Kalbindeki o tereddütü gidermek de bir yardımdır. Çünkü onun dirilmesi kalbinin mutmain olmasına vesile oluyor. Ama hani diyelim ki böyle bir itiraz oldu. Siz Yardım edeceğine inanıyorsunuz diye bir itiraz. Buna da misal var Kur'an'da. Ölüden medet umma ile alakalı apaçık Bakara suresine ismini veren olay. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın kavmine bir sığır kesmesini emretti. Sebebi ise 72. ayette açıklanıyor. Bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üzerine atmıştınız. Allah gizlediğiniz şeyleri mutlaka açığa çıkaracaktı. 73. ayet: Sığırın bir parçasıyla vurun dedik. Kime? Ölüye. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. Hani ruhun işi bitmişti, duymazdı, gelemezdi. Bir et parçasıyla ölüye vurdular. Ölü dirildi. Hatta şahitlik etti. Kendisini öldüreni gösterdi. Bak bir mahkemenin neticelenmesi suçlunun ortaya çıkması adaletin yerini bulması için ölüden medet umdular. Bunu da Allah emretti. İbrahim aleyhisselam kalbi mutmain olsun diye ölüden medet umdu. Musa aleyhisselam ve kavmi bir mahkemede adalet sağlansın diye ölüden medet umdu. Allahu Teala olur diyor. Siz hayır olamaz. Olmaz. Şirk diyorsunuz. Neymiş? Demek ki bir ölü Allah'ın izniyle icabet edebiliyormuş ve biz bunun ruhen olduğunu söylüyoruz. Kur'an'daki örnekler ayrıyeten bedenin de canlanmasıyla alakalı. Yani bir ötesi beden ile oluyorsa Kur'an bize çok uç bir örnek veriyor. Beden ile oluyorsa ruh ile olması aklen daha çok kabul edilir bir durum değil mi? Ama hala inat ediyorlar ve kabul etmemekte direniyorlar. Sahabeden de bu tür bir sesleniş görüyoruz. Hatta İbni Teymiye'nin talebesi İbni Kesir naklediyor. Yemame savaşında Müslümanların şiarı diyor Ya Muhammedahu sözleriydi. Türkçe karşılığı Ey Muhammed imdadıma yetiş anlamında. İşlerine gelmeyince kırk dereden su getiriyorlar. Neymiş bu bir parolaymış. Tamam parola olsun. Halid bin Velid gibi sahabelerin olduğu ashabı kiram size göre şirk ifadesini parola mı yapmış? Bunu mu demek istiyorsunuz? Parola olunca şirk ifadesi caiz mi oluyor? Mesela bir puttan yardım isteme kelimesini parola yapabilir mi bir Müslüman? E yapamaz. O halde ne anlaşılıyor? Sahabe-i kiram parola yapmışsa bile böyle bir seslenişi yapmış. Parolamız ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imdad et, yardım et. Size göre bir parolaysa aynı zamanda Resulullah'a da seslenmiş oluyor. Bugün bir Müslüman aynı şeyi yapsa. Parolamız "Medet ya Abdülkadir Geylani" dese, şirkle suçlamayacak mısınız? Kabara kabara şirk diyeceksiniz. E sahabe yapmış ama işte kardeşlerim, aklını biraz kullanan, insaf sahibi kişiler bunu anlıyor ve Kur'an'dan verdiğim örnekler çerçevesinde direkt Resulullah'a da seslense sorun var mı? Kur'an'a göre yok. Buraya kadar anladık mı arkadaşlar? Allah'ın izniyle olduğunu bildikten sonra ölüye seslenmek, çağırmak, medet demek, yardım istemek, onun geleceğine, yardım edeceğine inanmak şirk değildir. Onu çağırmak, ona dua etmek değildir. Her çağrı dua değildir. La tec'alû dua er-rasûli beyneküm ke dua Nur suresi 63'te. Resulü birbirinizi çağırır gibi çağırmayın buyuruyor dua kelimesiyle ifade ediyor yine aynı kelime birbirimizi çağırınca birbirimize dua mı etmiş oluyoruz Elbette hayır normal bildiğimiz davet anlamında kullanılıyor Selefiler Müslümanları şirkle suçlamak için Arapça dua kelimesinin çağrı karşılığını aldılar çağırmak dua etmektir dua ibadettir diyorlar Kur'an ise verdiğim örneklerde onları yalanlıyor Kimisi de diyor ki ya Allah sana yetmiyor mu da başkasından istiyorsun diyor o zaman kardeşim bu her an, her zaman için geçerlidir. Yaşayan için de geçerlidir, ölü için de geçerlidir. Sen şurada boğuluyor olsan yanındaki bir kişiden yardım istememen gerekir. Veyahut evin yanıyor olsa Allah'ım söndür demen gerekir. Ne yapıyorsun? Hemen vesilelere başvuruyorsun. Biz de meşru vesilelere sarılıyoruz. Allah'ın dostunu anıyoruz. Allah'ın dostunu çağırıyoruz. Belki Allahu Teala onun ismini almamız sebebiyle daha çabuk yardımını gönderecek. Allahu Teala onunla yardım edecek. Allahu Teala onun hürmetine benim duamı, benim isteğimi daha çabuk kabul edebilir. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bir velinin ruhu nasıl böyle bir makamda oluyor ya da olabiliyor mu? Ruh ile alakalı bu konuları da başka bir videoda ele alırız inşallah.